Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Müftüsü Cemalettin Bal ve Aksaray İl Müftülüğü'nde görevli din adamlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Proje ve hizmetlerini anlattı. Hedefindeki yeni projelerle ilgili istişarede bulundu. İyisiniz inşallah. Sağ olun. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'daki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği yerel buluşmalar programı kapsamında istişare toplantılarına devam ediyor. Başkan Yazgı'nın din görevlilerine yönelik düzenlediği istişare ve bilgilendirme toplantısı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın da kısa bir konuşma yaptığı istişare toplantısında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 4 yıl içerisinde toplamda 1 milyar liralık yatırım ve hizmetlerle Aksaray'ın geldiği konumla tamamlanan ve devam eden projelerini tek tek anlattı. Yeni hedef projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu, soruları yanıtladı. Bizler Somuncu babamızın şehri, Şehri Sulaha Aksaray'ımızdan hasbel beşer bu şehrimizin manevi hayatını, ahlaki hayatını, dini hayatını tanzim, tarif ve hatta rehberlik etmek üzere vazifelendirilmişiz. Her şey Cenab-ı Allah'ın takdiri ve taksimi üzerine olduğuna göre biz Somuncu babamızın bulunduğu bir şehirde, Şehri Sulaha diye isimlendirilen bir vilayette aslında bu görevi yapmaya layık değilim. Ben kendim için söylüyorum. O kadar büyük şahsiyetlerin, Allah dostlarının, salih insanların gelip yerleştiği, yaşadığı ve metfun olduğu bir şehirde. Hasbel beşer, Cenab-ı Allah bunu bize takdir etti. Bu taksimi bize yaptı. Çok ulvi ve yüce bir görevi ifa ediyoruz. Burada yapacağımız toplantıda ilk yarım saat boyunca elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde 4 sene boyunca yapmış olduğumuz çalışmalardan biraz bahsedeceğim. Fazla sıkmadan, fazla sizi yormadan. Ardından da sizlerin soruları, önerileri varsa onları alacağız, onları değerlendireceğiz. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda ben de Sayın Müftüme katılıyorum bu konuda. Belli aralıklarla bu toplantıları yapmamız gerçekten de önemli. Şehrin asayişidir, şehrin başka toplantıları yapılıyor, muhtar toplantılar oluyor ama en önemli toplantı bu toplantılar olduğunu düşünüyorum. Manevi toplantılar, şehrin ahlakını, şehrin dinamizmini sizlerin etkileriyle yeniden şekillenecek çalışmalar olacağına inanıyorum. Projenin yapımında esnaflarımızın bizlere önerisi doğrultusunda oluştuğunu söylemek istiyorum. Yani bu proje 1000 tane şekilde girebilirdi. Çok farklı değişik modeller yapılabilirdi. Ama oradaki esnaflarımızla karşılıklı görüş alışverişi yaptıktan sonra böyle bir proje açığa çıktı. 8 tane bloktan oluşuyor. Emeklerimizin hakikaten hayır duasını aldık. Bunlar bizler için çok önemliydi. Orada geliyorlar, hem vakitlerini geçiriyorlar, hem sohbet ediyorlar, hem de çaylarını, kahvelerini içerlerken bizlere de soruları ya da düşünceleri olursa onları aktarıyorlardı. Yazın da bunun bahçesini kullanmak suretiyle aktif olarak kullandığımız bir yer. Ve bu kışın sıcaktan, kışın soğuktan, yazın da sıcaktan bunalan emeklerimize güzel bir nokta oluşmuş oldu. Bu pazarını da üstünü örtmek suretiyle daha modern, daha temiz bir pazar alanı oluşturduk. Üzerine de inşallah gelecek zamanlarda güneş paneli koymak suretiyle kendi enerjisini kendi üreten bir sisteme de çevireceğiz inşallah. Erasmus Gençlik Değişimleri Projesi kapsamında dünyada gıda israfına dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen 5 ülkeden 40 öğrenci Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte Aksaray'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.
Erasmus Gençlik Değişimleri Projesi Eat Well, Save Money, Save the Planet isimli projeye öncülük eden Aksaray Üniversitesi Gıda Mühendisliği Yardımcı Doçent Ayhan Duran, Gıda Topluluğu öğrencileri İsmail Zincir, Hasret Baş, Necati Yurtbilir, Emine Doğan ve Litvanya, Letonya, İspanya, Mudanya ve İtalya'dan gelen 40 öğrenci Belediye Başkanı Haluk Şenyazgı'yı ziyaret etti. Biz paylaşmayı severiz. So life sharing is caring. Ve şehirde nereye uğrarsanız olayın, hangi kapıyı çalarsanız çalın, elinde ne varsa sizle paylaşır. Dijital ve sosyal beceriler gibi farklı alanlarda da kendilerini geliştirecekleri, aynı zamanda aktif vatandaşlık konusunda somut adımların atılması gibi konularla birlikte gıda israfının kavramı, ekonomi ve çevre üzerindeki etkilerini dikkat çekmek için hayata geçirilen projede öğrenciler bir hafta boyunca Aksaray'da proje amacı üzerinde çeşitli temaslar kuracak. Heyete belediye meclis salonunda çalışmalarını ve Aksaray'ı tanıtan Belediye Başkanı Haluk Şenyazgı, projenin önemine dikkat çekerek öğrencilere teşekkür etti. Tanışma ve kaynaşma toplantısının ardından Başkan Yazgı, heyete Aksaray'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdirerek bilgiler verdi. Türkiye'nin ve Ankara'nın en büyük fuarlarından bir tanesi olan Travel Expo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde Aksaray standı büyük ilgi gördü. Aksaray standını fuarda binlerce kişi ziyaret etti. Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi 11 bin yıllık kültür ve medeniyet şehri Aksaray'ın kültür ve turizm değerlerini Ankara'nın en büyük fuarı olan ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden illerle birlikte 23 ülkenin katılım sağladığı Travel Expo Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi'nde tanıttı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarda ülkemizde turizm değeri taşıyan şehirler tüm güzelliklerini görücüye çıkarırken Aksaray, Malaklı Köpeği ve sahip olduğu doğal güzellikleri ve turizm değerleriyle fuardaki yerini aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'la birlikte fuarın açılış törenine katılan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şenyazgı, Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan'la birlikte Aksaray standına ev sahipliği yaptı. 11 bin yıllık geçmişe sahip olan Aksaray'ın öne çıkan kültür ve turizm değerleri tüm yönleriyle ziyaretçilere sunuldu. 22-25 Mart tarihleri arasında düzenlenen Travel Expo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi bir dünya rekoru denemesine de ev sahipliği yaptı. Guinness Rekorlar kitabına girecek olan rekor deneme için 18 baklava ustası hep birlikte çalışarak 513 kilo baklava ile Guinness Rekorlar kitabına girdi. 4 gün boyunca binlerce kişinin ziyaret ettiği Aksaray standı, farklı ülkeler, şehirler ve hemşehrilerimiz tarafından büyük bir ilgi ve hayranlıkla gezildi. Malaklı Köpeği ve sahip olduğu doğal güzellikleri ve turizm değerleriyle öne çıkan Aksaray standı, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Kültür ve sanat etkinlikleriyle 7'den 70'e herkesin gönlünü fetheden Belediye Başkanı Haluk Şenyazgı, dünya barışı için her geçen yıl büyük bir önem kazanan 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü yazılı bir açıklama yaparak kutladı. Kültür ve sanat etkinlikleriyle 7'den 70'e tüm Aksaraylı sanatseverlerin gönlünü fetheden Belediye Başkanı Haluk Şenyazgı, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında toplum ve medeniyetler arasında köprü vazifesi gören tiyatronun kültürün aynası olduğunu belirtti. Başkan Yazgı mesajında insanların boş vakitlerini değerlendirmenin en iyi yolu tiyatrodur. Her yaştan insana, çocuk ve yetişkinlere hitap eden değişik dalda tiyatro, kültürler arası köprü vazifesindedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözünü hatırlatan Başkan Yazgı, belediye olarak sanata ve sanatçının hak ettiği değeri alması için gereken hassasiyetin gösterildiğini ifade ederek tiyatro çalışanlarının ve tiyatro severlerin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun dedi. Belediye Başkanı Haluk Şenyazgı, kültür ve sanata sağladığı katkılarla geride kalan 4 yılda birbirinden güzel yetişkin ve çocuk tiyatro oyununu binlerce seyirciyle buluştururken, birlik, beraberliği ve dostluğu pekiştirmek, sanatsal yaratıcılığın gücü ve gelişmesi hakkında toplumu bilinçlendirmek amacıyla tiyatro eğitimini de destekleyerek bünyesinde açtığı uygulamalı tiyatro kursuyla Aksaray Belediyesi tiyatro ekibini kurdu.
Farklı meslek ve yaş grubundan tiyatro sever Aksaray Belediyesi uygulamalı tiyatro kursuna katıldı. Ekip profesyonel olarak Acil Servis, İçimizdeki Biz oyunlarıyla seyircisi karşısına çıktı. AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu mesajında tiyatro hayattır. İnsana ve topluma ait acıyı, umudu, sevinci anlatan ve bu nedenle de evrenselliği içinde en çok barındıran sanat dallarından birisi olmuştur. Bu vesileyle tiyatronun sevdirilmesine katkıda bulunan, kitlelere sunulmasında çaba sarf eden ve gönül veren tüm sanatçılarımızın, sahne emektarlarımızın ve tiyatro sevenlerin 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum ifadelerine yer verdi. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.